Efendim, sizlere sorduk, dedik ki Alman kültüründen tamam bir şeyler öğrendiniz ama siz onlara neler verdiniz diye. Bir arkadaşımız demiş ki selamlaşırken yanak yanağa öpüşmeyi öğrettik. Ya onu ben çok yapıyorum ya. Nasıl? Öpmeden rahat edemiyorum. İki taraf illa öpeceğim herkesi. Ne diyorsun ya? Gerçekten. Senin böyle bir rahatsızlığın yani... varsa hiç... Ya. Oh! En son yayında da öpmüştüm seni, hatırlıyorsun. Ne mailler geldi, ne mailler geldi. Hakan Altun'u niye öpmüyorsun diye de çok mail. Selamlaşırken yanak yana öpüşmek. Bir Türk'ün evine girerken ayakkabıları çıkartmayı öğrettik demişler. Güzel. Araba plakalarına isimlerinin baş harflerini ve doğum tarihini yazdım. Çok iyi. Otomobili ikinci sırada park edip dörtlüleri yakmayı öğrettik. Milli takımları yendiğinde konvoy yapıp sokaklara çıkmayı öğrettik demişler. Vay. Türkçe küfür etmeyi öğrettik demişler. Almanların küfürü yok ya. Vallahi. Rafet'le ben bir turnede burada böyle konuşurken dedi ki yok abi dedi, adamların dedi bir küfürü yok dedi. En büyük küfürleri dedi adamların dedi. Drekzak diye bir küfür ediyorlarmış. O ne demek? Ne demek biliyor musun? Kibri çuval. Arkadaşlar böyle kibri çuval. Hayır şey Almancası. Drekzak. Drekzak. Arka böyle küfür olur mu ya? İnsan sinirlenemez. Ne kavgaya girdi. Hakan'la şimdi kavga ediyor şurada. Drekzak dedim. Kibri çuval dedim ben sana. Etkiler mi seni? Yok. Türklerde o çuvalın içine çok şey giriyor işte. Evet. Bizde böyle toptan oh diye alırsın böyle. Nargile içmeyi öğrettik. Türk kızlarının güzelliğini Alman kızlarından Türk kızlarının daha bakımlı olduğunu gördüler demiş. Türk düğünlerinde takı sırasına girip takı taktırmayı öğrettik demişler. Yaptınız mı adamlara bunu? Hayır, daha da enteresanı arkasına şey yazmış. İsimleri okunduklarında hem şaşırıyorlar hem de acayip heyecanlanıyorlar. Ya, çok iyiymiş bu. Peki.